Biliyorsunuz 2019 yılında göreve geldiğimizden itibaren gelir gelmez biz hemen işi bildiğimiz için çalışmaya başladık. Tabii ki 2019 yılı ve 2020 yılı çok verimli geçti, çok başarılı geçti. 2021 yılına geldiğimiz zaman da daha çok eksiklerimizi gördük. Mesela neydi eksiklerimiz? Otoparktı. Neydi eksiklerimiz? Sanayiydi. Neydi eksiklerimiz? TOKİ binasıydı. Bununla ilgili çalışmalar hazırlığında yaptık. Elhamdülillah biliyorsunuz bir sene gibi kısa bir sürede otopark, altı otopark üstü meydan ihalemizi yaptık. Çok şükür şu anda sonuna geldik. En son işte bir hafta içinde son betonumuz dökülecek. Altına 100 araçlık ve üstüne de 50 araç olmak şartıyla 150 araçlık otopark sorunumuzu inşallah Kumur'da 100 yıl çözeceğiz. Tabii ki 150 araçlık otopark Kumur'da yeter mi yetmez. Bunun yanı sıra yine çarşamba günleri hariç Zebze pazarımıza çekeceğiz 100 araçlık, 200 araçlık. Yine hayvan pazarımıza çekeceğiz. Ve bir nevi otopark sorunu bununla birlikte çözmüş olacağız. Tabii ki otopark sorunu çözdükten sonra meydanımızı yapacağız. Meydanımıza çocuklarımız geldiği zaman da oynayabilecekler. Ben de hep hayal ettim, hep düşünüyorum ki Kumru'ya gelen bir kişi aracını otoparka çeksin. Çocukların oyun bahçesinde oynasın, parkta oynasın. Kendileri de kafede veya işte kamerayla da çayını içsin. İnşallah bizim çalışmalarımız bu sürede geçecek. Ve şu anda gayet de iyi gidiyor. Bütün planladığımız süre içinde bitireceğiz. Müteahhitle tabii ki 4.112 bin artık KDV anlaşmıştık. Müteahhit geldiği zaman da işte borçlarımızı ödüyoruz. Müteahhitimizi ihmal etmiyoruz, zarar vermiyoruz. Tabii ki otoparkımızı yaptıktan sonra da tekrardan bu Ekim ayının 15 ve 20'si gibi sanayi, biliyorsunuz Kumru'da sanayi eksiğimiz de vardı. Sanayimizi ihalesine çıkacağız. Sanayimizi yaptığımız zaman da, otoparkımızı yaptığımız zaman da inşallah Kumru'muzun çok önemli eksiklerini bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz Kumru'muzun eksiği çok. Biz de eksiklerini bilerek mesela hastane caddemiz bayağı bir sıkıntı çektik ama oranın altyapısı yoktu. İlk önce kanalizasyonu döşettik OSKİ tarafından. İlk önce altyapı OSKİ'ye değiştirdik kanalizasyonları. Sonradan 60 yıllık su borularını değiştirdik. Şu anda ek kılçık boruları değiştiriyoruz. Yağmur borusunu koyduk, döşedik. Ama inşallah 15-20 gün sonra da asfaltımız da hazır olacak. Ben 5 aydan beri Kumru'da hemşehrilerimin sıkıntı çektiğini biliyorum. Ama daha önce dediğim gibi Kumru'nun 2021 yılı şantiye yılı olacak. Ve inşallah 2021 yılında bitirmeye çalışacağız.